Şimdi offset'ten bahsedelim. Offset yani kolonlar arasındaki boşlukları nasıl ayarlayabiliriz? Biraz bununla ilgili çalışma yapalım. Bu çalışmayı yaparken de bir örnek olsun ve hemen şurada linkini de ekledim. Bu çalışmayı yaparken bir container'ımız olsun. İçerisinde probumuz olsun. Col3, sm sm 3 4 çarpı 2 bg tre primary olsun. Ve içerisinde de lorem 4 diye yazsın. Diğerinde de bg info olsun ve text light bu da text light olsun. Kaydettim. Bakalım nasıl gözüküyor. Live server'da açtım. Tamam bu iki bilgi var. Peki container nerede bitiyor? bg dark diyerek container nerede bittiğini görelim. Container de aslında burada bitiyormuş. Hmm. Ben ise şunu istiyorum. Burada tamam iki bilgi olsun. Ama bu iki bilginin de bu bilgi solda olsun, bu bilgi de sağda olsun istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Bunu yapmadan önce de şöyle bir yazının içerisinde acaba ptr5 versek ptr5 versek nasıl gözükecek? Süper. Gördüğünüz gibi içerisinde paddinglerini verdik. Ve her şey yolunda. Şimdi yapmak istediğim şey buradaki bilginin yani tam da yani dördüncü kolon yani dör, dört kolonluk bir yapı bitti. Ondan sonra ikincisi başladı ama sadece bu ikisi olsun. Bu bilgi de yani ikinci bilgi de aslında sağda olsun. Yani ortası boş olsun istiyorum. İşte böyle durumlarda da offset'i kullanabiliyoruz. Şuradan linke tıklayalım. Linke tıklayıp direkt gidebiliriz. Offset'e gittik ve offset'te diyoruz ki ben birincisini verdim. Yani birinci yapıyı oluşturdum. İkinci yapıda da offset'le birlikte artık ne istediğimizi söylüyoruz. Yani call diye yazmıyoruz da onun yerine offset diye yazıyoruz sadece. Offset Tıpkı kolon gibi düşünün small ve sonrasında small ve sonrasında ne istiyorum ben dörtlük bir boşluk istiyorum. Bunu yaptığımız anda şuradan bakalım artık gördüğünüz gibi ortası boş. Yani evet bir kolon dördüm olsun aynı zamanda buna bir boşluk olsun bu boşlukta dörtlük olsun. Peki neden small dedik ve small ve sonrası dedik. Small ve sonrası dediğimiz zaman gördüğünüz gibi artık. Mobile geldiğimiz zaman buradaki boşluk ortadan kalkıyor. Ve ben şunu da diyebilirdim. Coltre medium tre 3. Buna da aynı şekilde diyelim. Coltre medium tre 6 diyelim veya da 5 diyelim. Böyle bir şey olsun. Tamam. Baktığımız zaman offset yine var. Offset de otomatik olarak buradaki yapıya göre oluşmaya devam ediyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel. Başka ne yapabiliyoruz? Geldiğimiz zaman peki ya tam da ortada bir şeyin gözükmesini istiyorsak? Yani şöyle yapmak istiyorsak. Yeni bir bölüm olsun. Yeni bir bölüm içerisinde Coltre, Esemtre 6 içerisinde de Lorem şöyle yapalım. Lorem 10 diye bir bilgi olsun. Ve buradaki yapının içerisinde de text light olsun. Bir de border verelim. Sanki border da verebiliriz. Border primary diyelim bakalım. Gelebilecek mi direkt? Border primary dedikten sonra da border primary gelmedi. Bir P5 diyelim. Buradaki bilgi gelsin. Peki. Call center 6. Her şey yolunda. Bir de border'a bakalım arkadaşlar. Hemen border'ı bulalım. Hem de biraz bu tarz yapıları da kullanmış olalım. Border. Peki. Border. Nasıl yapıyoruz? Border, border primary diyormuşuz. Hemen gelelim. Sadece buraya bir border daha ekleyeceğiz. Kaydettim, kaydettikten sonra gelip baktığım zaman evet, yapım var, tamam çizgiler de yolunda. Bu arada şurada da, bu bölüm arasında margin top 5 ile birlikte bir boşluk oluşturayım. Şuradaki boşluğu oluşturdum. Peki, bu yapıyı da tam da ortaya getirtmek istiyorum. Hmm. Ortaya getirtmek istiyorsam aslında yapmam gereken şey offset vereceğim ve 6. Peki ne kadar soldan boşluk vereceğim? Aslında 3 birimlik boşluk vereceğim. Offset small tre 3 dediğim anda olay istediğim gibi oluşuyor. Peki neden burası böyle? Çünkü hatırlayacak olursanız medium'da da biz şeyi söylemiştik. Hani ne kadar olacağını söylemiştik. Bakın medium'da 3 deyince de burası sapıttı. Sapıtmasının sebebi hatırlayacak olursanız offset'e small'da 4 vermiştik. Small'dan ve sonrasında 4 verdi. Ama offset medium'da ise ben 3 artı 3 yani 6 buraya da 6 veriyor olmam lazım. Medium'da da 6 boşluk olsun dersem her şey istediğim gibi olacak. Yani bu yapıyla birlikte Medium'larda ve Small'larda nasıl gözükmesi gerektiğini belirttik ve responsif olarak buradaki yapıları oluşturmuş olduk arkadaşlar. Harika ve istediğimiz kadar da boşluk verebiliriz. Hatta buradaki yapıyı da daha da böyle detaylı yapmak istiyorsanız mesela şunu da yapmak istiyorum. Call tre, Medium tre 8 olsun. Peki yaptım. Gördüğünüz gibi yine sapıttı. Sapıtmasının sebebi de artık vermek istediği offsetle birlikte vermek istediği yapı small ve sonrasında 3'tü. Ama ben medium ve sonrasında da şunu demek istiyorum. Offset medium ve sonrasında da 8. Yani 8 tam ortada olması gerekiyorsa soldan ve sağdan 2 boşluk olacak. Tek demem gereken şey 2. Ve gördüğünüz gibi yine yapı oturmuş oldu. Şimdi medium ve sonrasında Soldan iki boşluğumuz var. Ama small'a geldiğimiz zaman hemen burası değişiyor. Yapımız değişiyor. Ve tekrar da küçülttüğümüz zaman artık buradaki offset de gitti. Çünkü responsive yapıda offset'in nasıl olması gerektiğini söyledik. Bir de bu responsive yapıda bir bonus daha olsun. Şuradaki margin de istemiyor olabilirim. Yani ben margini de aynı şekilde verebiliyorum arkadaşlar. Veyahut da padding'i de aynı şekilde verebiliyorum. Margin top sm-5 dediğim zaman Gördüğünüz gibi small ve sonrasında bütün marjini verdim. Ama ama geliyor. Evet bakın dikkatli bakın. marjininden önce de yine aynı şekilde responsif olarak şunu diyebiliyoruz. Ben small ve öncesinde yani small'un öncesinde olan mobil cihazlarda artık marjin vermek istemiyorum diyorsanız mt sm diyerek yani tekrar burada responsif yapıyı ekleyerek marjinle responsif yapının nasıl, nasıl olacağını söyleyebiliyoruz. Yani small'da 5 olsun ama medium'da 3 olsun. İşte x-large'ta 1 olsun gibi. Burada responsive yapıda bilgileri de verebiliyorsunuz. Mesela margin tab large'da 1 olsun demek istiyorum. Geldim. Gördüğünüz gibi burada boşluk var. Medium'a geliyorum. Medium'da tekrar yapı değişti ve large'a gelince hop buradaki boşluk biraz azaldı. Gördüğünüz gibi böyle de responsive, böylelikle responsive yapılarda nasıl marjinin veya da paddingin olması gerektiğini de belirtebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok tatlı bir özellik. Hem offset'i gördük hem de margin'le ilgili tekrar bir özellik daha işlemiş olduk. Süper. Bir sonraki videoda görüşürüz.